Tabii öncelikle bir 20 Mayıs 1928'de Batı rakamları kabul ediliyor mecliste. Bu bir ilk. Mecliste bu Batı rakamları kabul edildiği gün yapılan bir alınan bir kararda da ki Marif Vekili Mustafa Necat'tir o dönem bir komisyon kurulmasına karar verilir. Hem alfabe hem dil üzerinde çalışmalar yapacağı üzerine karar verilir ve Mayıs ayından sonra işte bu belli noktada ilerler. Bir alfabe raporu hazırlar bu komisyon ve artık günümüz İstanbul Türkçesi, o dönem için konuşuyorum, üzerinden giderek yeni harflerin, Latin esaslı yeni harflerin alınması üzerinde karar birliğine varılır. Bunun kanununda tabii ki 1 Kasım 1928 olarak çıkacak. Önemli bir karar. Bunun uygulanması çok önemli. Şöyle bir saptama yapalım ki bu diğer devrimler sırasında da yapılmış bir saptamadır. Özellikle yazı devrimleri okuma yazma oranının çok düşük olduğu yerlerde başarılı olur diye bir saptama vardır. Bu Osmanlı için uygundu. Okuma yazma oranı çok düşük olduğu için yazı devrimi rahat tutabildi. Eğer şimdi günümüzden düşünelim, günümüzde bir yazı devrimi yapmaya kalksak okuma yazma oranlarının 98'lerde, 97'lerde olduğu bir toplumda bunu çok zor yaparsınız. Ama 28'lerde okuma yazma oranının düşük olduğunu, genelde %5 olduğunu düşünürsek bu devrimin niye bu kadar rahat yapıldığı anlaşılır. Fakat rahat yapıldı derken biz de biraz rahatlığa kaçmayalım. Devrim yapılırken müthiş işler var. Öncelikle öğretmenlere öğretiliyor yeni Türk alfabesi ki öğrencilere öğretecekler. Eski basım olan alfabe kitapları yerine yeni basım alfabe kitapları dağıtılıyor. Bunun örnekleri vardır. Çok rahat da bulunur o görüntüler. Artı müthiş hummalı bir çalışma var. Bunun en önemli etkeni birazdan belki daha ayrıntısıyla anlatırım. Önemli kurumlarından olan millet mektepleri olacak. Millet mekteplerinde 16-40 yaş arası herkesin yeni alfabeyi öğrenme zorunluluğu getirilecek. Özellikle memurlara onlar yeni alfabeyi öğrenmek durumunda oldukları için zorunluluk getirilecek bir şehadetname almaları üzerine gidilecek. Sınavlara girecekler. Sınavlarda başarılı olamayanlar bir ay sonra bir daha sınava girecek. Yine onun sonunda başarılı olmayanlar işte işten çıkartmaya kadar gidecek koşullar var ama çoğunluğu zaten ilk sınavda başarılı oluyor. Şehadetnamelerini alıyorlar. Mesleklerine devam ediyorlar. Yaşlı insanların o görüntüleri çok güzeldir. Hepsi yeni harflerle okuma yazmayı öğrenmek için koşturarak giderler. Birçok kurum kendine özel şey açar. Okuma yazma kursu açarlar. National Geographic'in 1929 yılında yayınladığı özel bir Türkiye okuma yazmayı öğreniyor sayısı vardır. Çok ilginçtir o sayı. Orada İstanbul'daki muhabirleri ki ilk dışarıdaki muhabiri olarak geçer o kişi. Görüntüler vardır, resimler vardır. Duvarlara yeni harfler yazılmış koca koca. Halk görüyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Her yerlerinde yeni harfler görülüyor. Benim özellikle çok ilgimi çeken ve bulduğum bir resim vardır. Ampullerle aydınlatılmış harfler gece yarısı bile herkesin gözü önündedir. Özellikle Ulus'taki görüntüdür o. Ankara'daki. Öğrenmesi için halkın her şey yapılır. Demin söylediğim gibi lokantaların isimleri değiştirilir. Gemilerin isimleri değiştirilir. Yeni harflerle yazılmaya başlanır. Ama en önemlisi biraz evvel söylediğim gibi yine Mustafa Necati'nin oluşturduğu o millet mektepleridir. Bir dershane olarak kullanılır. Harf devriminin yayılması için, yaygınlaşması için önemli bir araçtır. Sadece mahallelerdeki veya şehirlerdeki bu millet mektepleri değil, gezici olanlar vardır. Köylere gider, köylere dahi ulaşmaya çalışır. Okuma yazma öğrenmeye başlanılır. Şöyle söyleyelim istersen, okuma yazma oranının %5 olduğu 20'lerin ortalarında, yazı devriminin, alfabe devriminin geldiği 28'den sonraki bir 7 yıl ki 35-7 yıl yapıyor galiba. 1935 yılında ilk nüfus sayımı vardır. O nüfus sayımında okuma yazma oranı da ortaya çıkmıştır ve okuma yazma oranı %28'e yükselmiştir 7 yıl içerisindeki bu tür çalışmalarla. Çok önemli bir orandır.
%100'ün üzerinde bir orandır. Bu nedenle biraz evvelki saptamayla bitireyim istersen, okuma yazma oranı düşük olduğu bir toplum idik ve yeni Türk harfleriyle okuma yazma oranını birden tepelere fırlattık.